Yani bütün bu veri akışları içerisinde beni de böyle azıcık rahatsız eden tek veri oldu. Bana öbürlerin hepsi gürültü geliyor. Enflasyonda en korkacağımız konu maaş, enflasyon döngüsü, kısır döngüsü, Türkiye'nin şu anda içine girdiği döngü. İşte şimdi anladığım kadarıyla Türkiye'de Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmayacak, emeklilere zam yapmıyorlar. Yani döngüyü kırmaya çalışıyorlar. Direkt o döngü, maaşlar artıyor. Maaşların artacağını öğreten esnaf şeyleri artırıyor, fiyatları artırıyor. Fiyatlar artınca maaşlar biraz daha artıyor. Biz işte aşağı yukarı 2,5-3 yılda bu döngüyle geldik ve mahvetti bizi. Şimdi Türkiye o döngüyü kırmaya çalışıyor. Acaba Amerika'da böyle bir döngü oluşur mu? Yani şu ana kadar bununla ilgili pek bir işaret yoktu. Fakat açıkçası biraz FED toplantısı öncesi tatsız bir işaret geldi bugün. Yani ölümcül değil ama tatsız. Göstermekte fayda var. Ben her şeyi mümkün olduğunca sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizin adınıza karar veremem. Karar vermek için doğru verilere sahip olmanızı sağlayabilirim. Investing.com'a gittiğimiz zaman işte bugün şu veri. Employment Cost Index. Yani aslında bu temelde eleman işe almanın maliyetini gösteren endeks. Beklenti %1'lik bir artıştı ilk çeyrekte, bu 3 ay halinde belirleniyor. Q over Q, yani geçen sene aynı çeyreğe göre durum nedir'e bakıyor Q1'de. %1.2, beklenti %1'di. Bir önceki çeyrekte gerçekleşen ise %0.9'du. Buna biraz moraller bozuldu. Çünkü bunun detayına baktığınız zaman personel maaşlarındaki artışın enflasyonun üstünde olduğunu görüyoruz. Compensation cost for civilian workers increased %4.2. Yani 12 aylık periyoda çevirdiğimiz zaman Mart 2024 itibariyle %4.2 artmış. Epey ciddi bir artış var. Wages and salaries, ücretler ve maaşlar %4.4 artmış yine son 2 ay için bakacak olursak. Yani burası biraz tatsız. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da enflasyona baktığımızda, CPI'ye baktığımızda yıllıkta %3,5'lardayız. O da şurada. Bunun üzerinde maaş artışını FED istemez. Yani FED'in en çok üzerine durduğu konu buydu. FED hep ne dedi? Eğer damda bozulma olursa faiz indiririz dedi. Tam tersine ama eğer maaş artışları çok kuvvetli olursa bundan da hoşlanmayız dedi. Yani şu anda pek hoşlanılmayacak bir şeyler gerçekleşiyor işin doğrusu. Bu beni biraz korkuttu. Piyasaları da bugün biraz moralini bozdu. Yani bugün ürküten haber bu piyasada, korkutan haber. Çünkü bu bir de FED toplantısı öncesiyle birleştiği zaman yani FED'in elinin yarın biraz sert olabileceği görüşünü yaygın hale getiriyor. Wall Street Journal'dan Nick Timiraos diye bir adamcağız var. Biraz FED'in sözcüsü gibidir. O da bugün bir makale yazdı. Makalede de görüşü patlayacak abi diyor. Yani Powell biraz şahince konuşacak. Çünkü işte ilk 3 ayın enflasyon sayıları, hani ben gerçi hep üzerine duruyorum. Detaya baktığımızda enflasyonda bir sorun yok diyorum ama yani dip rakama baktığımızda işte yüksek gözüküyor hala. İşte bugün gelen bu istihdam verisiyle beraber de biraz can sıkıcı hale geldi bu işler deniyor. Bu döngüyü yarın Powell'ın tanımlayacağını ve Powell'ın biz daha gerekirse faizleri burada tutarız diyebileceğini gayet net görüyoruz. Yani burada zaten şaşıracak bir şey yok. Burada tabii tonlaması nasıl olacak o önemli. Tonlamanın da hafif sertçe olacağını tahmin ediyor piyasa şu anda. Yani Powell bizi korkutur mu? Yani bazı şeyler saçma tipler hani şeyle söylüyorlar ama ya acaba yani faiz yükselişi falan da konuşulur mu diye öyle bir durum yok yani. Faizleri yükseltecek bir şey yok ama longer for higher dediğimiz yani daha uzun süre daha yüksek kalırız ihtimalini bugün gelen şu veri biraz açıkçası tırmandırdı. Çünkü Fed'in en sevmediği veri maaş artışlarının enflasyon artışının üzerinde olmak. Yani piyasa ürküten bu. Yani ikinci bir konuda Yellen yine konuşacak. Yellen teyze, Hazine Bakanı. İşte Amerika Hazinesi'nde enteresan bir şey oldu. Acayip vergi topladılar. Özellikle bu hisse senedi piyasası çok iyi gittiği için hisse senedi piyasasından capital gain tax epey bir geldi. Ve elinde bir 220-230 milyar dolar fazlası var şu anda ablamın. Dün itibari rakam öyleydi. Yani hedefledikleri hazinede olması gereken para yanılmıyorsam işte 740-750 milyar dolardı. 1 trilyon dolara yakın şu an parası var. Onu nasıl harcayacağını açıklayacak yarın ve muhtemelen de harcayacağını açıklayacak. Niye? Seçime giriyorlar abi şimdi yerlerde sonuçta bakan yani bildiğiniz işte bizdeki Maliye Bakanı neyse Hazine Bakanı da öyle bir şey. Ve o parayı nasıl harcayacağını açıklayacak ve çok enteresan bir zamanlamayla yapıyorlar bunu. FED toplantısının faiz kararı açıklanmadan önce geliyor. Yani ben yarın Powell'la Yellen'in bir iletişim için olacaklarını düşünüyorum. Yani biraz komplo teorisine bakabilirsiniz. Ve şöyle gideceklerini düşünüyorum. Yani bütün piyasanın bu süper korkutucu beklentisine karşı. Tabii yanılabilirim yani falcı değilim. Onun içinde yaşamıyorum. Sadece düşünmeye çalışıyorum. Şimdi burada çok kötü, ürkütücü bir şey konuşulursa piyasanın dediği gibi yani ciddi düşeriz. Zaten bir sürü hisse çok hızlı yükselip geldi. Yani kar almaya millet yer alıyor. Bayağı sert düşeriz. Bayağı sert düşersek bankalar tarafında çok sıkıntı büyür. Çünkü sert düşmen demek aslında faizlerin yükselmesi demek temelde. Ve bu da Powell'ın işini iyice zorlaştırır. Yellen'in işini de zorlaştırır. Bir de seçime girer ayak. Çünkü şimdi işte Kasım'da seçimler yani Mayıs ayında aslında bu iş tam civcivli hale gelmeye başlıyor. Biden'ın approval rate'leri düşük. Ben o yüzden yani şöyle bir kombinasyon bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki Powell şey diyecek, yani enflasyon istediğimiz gibi gitmiyor diyecek. Ama ilk eylemlerinin, yani işler iyi giderse ilk eylemlerinin düşürme yolunda faizleri olduğunu bir kez daha konfirme edecek. Henüz kararımızı veremedik, veri bekliyoruz diyecek. Ve topu Haziran veya Temmuz toplantılarına atacak. Bunu yaparken de aşırı sert konuşmayacak. Benim görüşüm böyle. O yüzden bugün longlar açtım yeni. Bitcoin'de de longa başladım. Bir tane Bitcoin'im vardı da bugün ufak ufak böyle çok küçük küçük ama hani her böyle işte 300-400 dolarlık Bitcoin'in hareketinde 1000 dolarlık falan ufak ufak alımlarla şöyle bir yokluyorum zemini. Çünkü benim tahminim yarın piyasaları böyle çok üzmeyecek bir şeyler yapacak. Bu benim görüşüm. Yanılabiliriz. Siyasi sebeplerden dolayı ve aynı zamanda Powell'ın amaçlarına aykırı olmasından dolayı. Çünkü olan şu. Yarın çok sert konuşursa faizler yükselir. Faizler yükselince bankalar zaten sıkıntıda. İşte bir tanesi daha battı biliyorsunuz. First Republic de el değiştirdi. Zaten daha var batmıştı da el değiştirdi. O yüzden piyasa pek aldırmadı ona. Bizim ezbercilerin korkuttuğu gibi olmadı. Ben demiştim zaten ondan bir şey olmaz diye. Ama faizlerin daha da yükseğe gideceği gibi bir endişe yarın hasıl olursa bankalarda, özellikle küçük bankalarda sıkıntı olur. Küçük bankada sıkıntı olduğu zaman Fed ne yapıyor? Arka kapıdan onları nakit sokmaya başlıyor. O nakit sokunca da işler tekrar ne yapıyor? Para bolluğuna gidiyor. Yani bizim 2023'te Şubat'tan işte Haziran Temmuz'a kadar olan rally'nin temel sebebi piyasaya arka kapıdan para verilmesiydi. Bitcoin falan da o dönemde çoktu. Yani niye? Bankaları ayakta tutmak istediler. O yüzden aslında işlerine gelen şey böyle biraz kasan bir piyasa. Yani %4-7, %4-8, %4-6'lık faiz oranları 10 yıllıklarda ve hafif böyle tedirgin bir piyasa istiyorlar ama piyasayı tam olarak çökertmek istemiyorlar. Ve de yarın faiz değiştirmeyecek %100. Ama Fed yarın parasal sıkılaştırmayı biraz yumuşatacak gibi gözüküyor. Şu an itibariyle yanlış bilmiyorsam her ay aşağı yukarı Fed bilançosu 120 milyar dolar küçülüyor. Yani ne demek bu? Daha evvel satın aldıkları bonolar var, borçlar var. Onların ödemeleri gelince kapatıyorlar onu. Yeniden almıyorlar, satın almıyorlar. Böylece yavaş yavaş bilançolarını küçültüyorlar. Bu çok agresifti şu ana kadar. Ayda 120 milyar dolar civarıydı. Onu ayda 60 milyar dolara çekecekler gibi gözüküyor. Çünkü piyasada likiditeyi daha fazla kurtmak istemezler. Ama bu fiyatlandı yani. Bunun piyasalara çok olumlu bir etkisi olmaz. Sadece bunda yarın açıklanacağını tahmin ediyorum. Yani uzun lafı kısası yarın Yellen'in ekonomiyi canlı tutmak konusunda bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Yellen bugün mesela enteresan bir şey söyledi. Biz dedi enflasyonun yüksek kalemlerden bir tanesi kiralar olduğunu farkındayız. Kiralarda gelecek yıla doğru ancak düşme göreceğiz dedi. Hani kalemlere bakıyoruz falan dedi. Ve süper ürkütücü böyle bir facialar yaratacak. Sell the May and go away havası yaratmayacak. Bir ton da gideceklerini düşünüyorum. O zaman tekrar bilançolara dönüyor. İşte bu gece de önemli bilançolar geliyor. Amazon bilançosu geliyor. Çok önemli bir bilanço. AMD bilançosu geliyor. Önemli bir bilanço. Ondan sonra daha işte PayPal geldi. Yine önemli bir bilanço. PayPal bilançosu hakkında biraz konuşacağız şimdi. Ve tekrar bilanço dünyamıza döneceğiz. Yani bugün bilanço dünyasından çıktı şu anda piyasa. İşte bu endeks şeyi, bugün gelen veriyi ve yarın Fed ne yapacak endişesini konuşuyor, tartışıyor. Yarın eğer Powell'dan böyle orta şekerli sert bir açıklama gelirse öyle olacağını düşünüyorum. Tekrar biz bilanço konuşacağız ve bilançolar kuvvetli. Kimlerin bilançoları kuvvetli? Büyüklerin bilançoları çok çok kuvvetli geliyor. Küçüklerin bilançoları o kadar kuvvetli gelmiyor. Yani benim bu yılın başındaki tezim küçük hisse senetlerinde fırsat olacağını düşünüyordum. Pek olmadı hala. Yani bakın Sofi nefis bilanço getirdi. Nefis bilanço getirdi. Alamıyor yukarı kendini. Niye? Çünkü şöyle hala piyasa, yani yüksek faizler olduğu sürece küçük şirketler, küçük kar etmeyen, likiditesi hala sıkıntılı olanlar yukarı doğru gidemiyorlar. Niye? Çünkü çok para ihtiyaçları var. O yüzden yatırımcı nereye gidiyor? Büyüklere sığınıyor. Yani ya gidiyor %5'le %6 ile faize para yatırıyor ya da gidiyor para yatırıyor. İşte kuvvetli Meta'ya yatırıyor. İşte ne bileyim Amazon'a yatırıyor. Onlara bir şey olmaz abi. Onlar çok kuvvetliler diyor. O eğilimde bir değişiklik yok. Bugün gelen bilançolardan bir tanesi bana çok ilginç geldi. McDonald's bilançosu geldi. McDonald's bilançosunda bir genel olarak satış düşmesi var. Özellikle Orta Doğu'ya bağlıyorlar. Orta Doğu dükkanlarımız iş yapmadı diyorlar. Herhalde biraz protestolarla falan uğraştılar. Siz gençler bilmezsiniz. Eskiden McDonald's protesto edilirdi. Starbucks değil. Ben üniversitede ODTÜ'de okudum. ODTÜ'de McDonald's'ımız vardı. İkide bir gidip onu protesto ederdik falan. Şimdi pek McDonald's nedense o kadar Türkiye'de en azından protesto edilmiyor. Daha biraz gariban restoran diye düşünülüyor. Ama Orta Doğu'da falan galiba şeylere uğramış. Bu çok önemli değil ama esas önemli konu Amerika'da satışta kötü gidiyor McDonald's'ın. Yıldan yıla aynı restorandaki satış büyüme hedefleri %2.8 iken %2.4'lere inmiş. McDonald's'ın CEO'sunu dinlediğim zaman da diyor ki insanlar restorana daha az geliyorlar ve daha az yiyorlar. Şimdi McDonald's kime hitap ediyor Amerika'da tam böyle işte geniş fakir kitleye hitap ediyor. Ve o kitle galiba hakikaten son nefesini vermeye başladı. Yani o kitlere çöküş var. Çünkü yani McDonald's'a bile gidemiyorlar. McDonald's bile pahalı gelmeye başlıyor. O benim için enteresan bir bilançoydu. Öte yandan PayPal'ın bilançosu geldi. PayPal'ın bilançosu çok iyi geldi. Yani hem satış büyümesi çok güzel hem kar büyümesi çok güzel. Çünkü öte yandan baktığımızda PayPal tarafında daha işte online'dan alışveriş yapan bir kitle var. Onlar da gayet güzel alışverişe devam ediyorlar. Yani Amerika aslında bu yüksek faizlerden dolayı garibanı bitiriyor. Zengin daha çok zenginleşiyor. Niye? 100 bin dolar var, param var kenarda. 1 milyon dolar para var. Amerika'da 1 milyon dolara çok olan adam var. Abi %6 şu anda faiz. Yatırıyorsun 60 bin dolar para kazanmaya başlıyor. Yani yüksek faiz olduğu zaman aslında paran bollaşıyor senin eğer paran var. Paran yoksa ölmeye başlıyorsun ve bundan dolayı aslında bu şu andaki uygulanan politika Fed'in yapması gereken şeye biraz da aykırı düşüyor. Yani bunlar dillendirilir mi? Yarın konuşulur mu bilmiyorum ama normalde yüksek faiz yani garibanı vuruyor. Yine zengine bir şey olmuyor. Zengin parasını faize koyuyor, işine bakıyor. Çok zengin büyük şirketlerin zaten para bolluğu var. Yani bir de eskisi gibi değil ekonomiler. Yani eski o kredi döngüleri de işlemiyor. Özellikle yapay zekanın işte yeni teknolojinin getirdiği şirketlerde böyle çok büyük sermaye, borçlanma falan öyle şeylere gerek yok. Yani tıkır tıkır hemen nakite dönebiliyorlar. İşlerini çok çabuk business'lara çeviriyorlar. Öyleler o yüzden yaşamıyorlar. Bu nedenle yani faizin, yüksek faizin ben aslında Amerika'da enflasyon düşürücü etkisine pek inanmıyorum. Zaten kalem kalem baktığımızda hatırlayın yine hep söylüyoruz kiralarda ve otomobil sigortalarında yüksek enflasyon var. Faiz orayı etkileyemiyor. Çünkü uzun süren kontratlara dayalı işler. Sağlık sektöründe enflasyon var. Orayı etkileyemiyor. Çünkü kontratlara bağlı, kurallara bağlı, doktor kıtlığına bağlı bir şey. Yani faizin oraya etkisi yok. Malları zaten düşürdüler. İşte Tesla'ya falan bakıyoruz. Bugün artık sırf Tesla değil yani bütün otomobil firmaları facia bilanço getiriyor. Bugün Mercedes'in bilançosu geldi. %34 kar düşmesi var. Mercedes %5,5 düştü aşağı doğru. Yani faize dayalı bütün işlerde Fed yapacağını yaptı. Yani ikinci el araba fiyatları düştü, sıfırlar düştü. Oralara yapacağı şeylerin pek etkisi ben kalmadığını düşünüyorum. Yani o yüzden aslında akıllı fikirli bir Fed şöyle paketlerdim. Yani ben Powell'ın yerinde olsaydım yarın. Yani biz faizleri ile yapabileceklerimizi ciddi bir bölümü yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer kalemlerde yapabileceklerimiz biraz daha kısıtlı ama biraz daha faizleri burada tutup beklemek istiyoruz diyeceğini düşünüyorum. Bir de unutmayın yüksek faizin yarattığı kiralar üzerine kısır döngü var. Çünkü gayrimenkul ihracı pek olmuyor. İnsanlar ev yapmakta zorlanıyor. Şu an Amerika'da gayrimenkul fiyatları tekrar artmaya başladı. Yani kaba resim böyle. Ben olumlu bir adamım. O yüzden benim görüşüm yarın çok sert bir şey çıkma ihtimali yok. Piyasa bunu biraz hazmeder falan. Ondan sonra biz tekrar bilanço konuşmaya başlarız. İyi gelen bilançolar, kötü gelen bilançolar bazında işler, şirketler ayrışmaya başlarlar diye düşünüyorum.